Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yapımı oldukça basit ve çok az malzemeli, çıtır çıtır nefis bir katmer çörek tarifim var. Oklava ve merdane gerektirmeyen harika bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 1,5 su bardağı ılık suyumuzu alıyoruz. Kullandığım su bardağı açısı 250 mililitre. Daha sonra içerisine 1 çay kaşığı instant maya ekliyorum. Mayayı ekledikten sonrası bu tulayla şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra unu ve tuzu ekleyerek neredeyse ele yapışan yumuşaklıkta bir hamur hazırlayacağım. Katmer çöreğimiz toplamda 4 ana malzemeden oluşuyor. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. İlk olarak unun büyük bir kısmını ekledim. Üzerine 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Bu tarifimde toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Yine kullandığım su bardağı açısı 250 mililitre. Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek spatula ile hamuru toparlıyorum. Daha sonra tezgaha alarak güzelce yoğuracağım. Sizlere de tavsiyem lütfen unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Çünkü kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık göstereceği için sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. Neredeyse el yapışan yumuşaklıkta bir hamur hazırladım. Şimdi tezgaha biraz un serperek hamuru tezgah alıyorum. Hamuru evet yoğurma kabının içerisinde de yoğurmak mümkün. Fakat daha rahat ve daha güzel yoğurmak istiyorsanız benim gibi tezgaha alarak yoğurabilirsiniz. Hamurun üzerine çok az un serperek yoğurmaya başlıyorum. Tabi bu tezgaha serptiğim unla birlikte toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Lütfen daha fazla kullanmayın. Hamurunuz sert olursa katmer çöreğiniz tel tel olmaz ve sert olur. Açarken de oldukça zorlanırsınız. Bu aşamadan sonra hamur kesme kartıyla yoğurmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurun kıvamı oldukça yumuşak. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri her zamanki gibi videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamuru yaklaşık olarak 3 dakika boyunca tezgahta yoğurdum. Şimdi yoğurma kabının içerisine alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse ele yapışan yumuşaklıkta bir hamur hazırladım. Daha sonra hamurun üzerine kapatarak yarım saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Daha fazla bekletmenize gerek yok. Hamur dinlenirken biz de katmerimizin arasına süreceğimiz yağımızı hazırlayacağız. 50 gram tereyağını tavaya aldım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı açısı 125 mililitre. Tereyağı içerisine eridikten sonra unumu ekleyerek kavuracağım ve katmerimin iç malzemesini hazırlayacağım. İsterseniz sadece tereyağı veya sadece sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yağ eridikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Unu ekledikten sonra tıpkı helva kavurur gibi sürekli karıştırarak unun kokusu gidene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Ben hamur işi tariflerimde genelde tereyağı ve sıvı yağını karışık kullanıyorum. Çünkü tereyağı gerçekten güzel bir lezzet katıyor. Sıvı yağ da çıtır olmasını sağlıyor. Yaklaşık 1 dakika boyunca orta ateşte sürekli karıştırarak kavurdum. Şimdi bu karışımı kenar alıyorum ve soğumasını bekliyorum. Bir taraftan hamurum da 30 dakika boyunca dinlendi. Hamur iyice kendini saldı. İçerisindeki maya miktarı çok az olduğu için hamurun çok fazla kabarmasını beklemeyin. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra tezgaha çok az un serperek alacağım tezgahıma ve birkaç dakika boyunca yoğuracağım. Bu aşamada da lütfen çok fazla un kullanmayın. Sadece tezgaha ve elinize yapışmayacak kadar un kullanmanız yeterli. Hamuru şöyle bir toparlıyorum ve çok kısa süre yoğuruyorum. Hamura yuvarlak bir form verdikten sonra iki eşit bezeye ayırıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra da bir 15 dakika dinlendireceğiz. Sonrasında da katmerlerimizi yapmaya başlayacağız hamurları açarken ne oklava ne de merdane kullanmıyoruz. Çok pratik bir şekilde elimizle açacağız ve hamurun ne kadar kolay açıldığını sizler de göreceksiniz. O yüzden hamurun kıvamı oldukça önemli. Ne kadar yumuşak olursa açması o kadar kolay olacak. Bunu unutmayın lütfen. Hamurların ikisini de yuvarladım. Şimdi tepsiye biraz un serpiyorum. Bezeler dinlenince kendini salacak tepsiye yapışmasın diye. Daha sonra yuvarladığım hamurları un serptiğim tepsiye alıyorum. Bezeleri tepsiye aldıktan sonra yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını bezelerin her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Sıvı yağ sürmemizin sebebi hamur kendini salacak ve açması çok daha kolay olacak. Hamurların her yerini güzelce sürdükten sonra tepsiyi temiz bir poşetin içerisine koyuyorum. 15 dakika boyunca dinlendireceğim. 15 dakikanın sonunda hamurlar kendini salmış olacak ve açması oldukça kolay olacak. Süre sonunda hamurun bir tanesini tezgaha alarak açmaya başlıyorum. Bezeyi tezgaha aldıktan sonra yağ sürmüyoruz. Hamuru açtıktan sonra yağ süreceğiz. Arada bir ters düz ederek açmaya devam ediyorum. Zaten hamurun dokusu o kadar yumuşak ve güzel ki kolaylıkla açılacak. Gördüğünüz gibi hamuru kenarlardan çekiştirerek olabildiğince ince olacak şekilde açıyorum. Ne kadar ince açarsanız katmeriniz o kadar tel tel ve güzel olacak. Hamuru açma aşamasında ufak tefek yırtılmalar olabilir, şekli çok düzgün olmayabilir. Bunlara hiç takılmayın, açmaya devam edin. tarifimde elimden geldiğince gerekli bütün detayları ve püf noktaları sizlerle paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an sizlere hemen dönüş sağlayacağım. Hamuru alttan da çekiştirerek inceltiyorum. Yeteri kadar açtıktan sonra üzerine hazırlamış olduğum yağ karışımından sürüyorum. Tabi bu aşamada un tavanın dibine çöküyor. Karıştırarak o şekilde karışımı alın ve hamurun üzerine sürün. Yağı her yerine gelecek şekilde elimle sürüyorum. Kuru bir yer kalmasın. Katmeriniz tel tel olmaz. Buna dikkat edin lütfen. Bu konuda elinizi korkak alıştırmamanızı tavsiye ederim. Kenar kısımlarını da orta kısmını da her yerine güzelce yağladıktan sonra hamurun kenarlarını katlamaya başlıyorum. kenar kısmını hamurun ortasına doğru katladım. Hamurdaki yağdan alıyorum ve oraya da aynı şekilde sürüyorum. Daha sonra karşısındaki hamuru da aynı şekilde üzerine katlayarak kapatıyorum. Kenarlarını düzelttikten sonra aynı şekilde o tarafı da yağlıyorum. Bu tarifi yapmak oldukça pratik ve basit. Sadece dikkat etmeniz gereken birkaç tane püf noktası var. Onları da sizlerle paylaşıyorum. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Rastgele hamurun kenarlarını içeri doğru katlayarak zarf haline getiriyorum. Elimdeki yağı tabi o hamurların üzerine de sürüyorum. Katmeri yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktalardan bir tanesi de hamurun katlandıkça üzerinin güzelce yağlanması. Yağlamamanız halinde katmeriniz tel tel olmaz. Tekrar hamuru kenarlardan çekiştirerek daha da inceltiyorum. Daha sonra zarf haline getiriyorum ve bunu kenar alıyorum. Şimdi diğer hamur açıyorum. Videonun çok fazla uzun olmaması için hamurun açma aşamasını göstermedim. Diğer hamur gibi aynı şekilde açtım. Üzerine yağladıktan sonra katlamaya devam ettim. Daha sonra yine kenar kısımlarını içeri doğru katlayarak yağlamaya devam ediyorum. Açtığım hamuru kare haline getirdim. Tekrar üzerine yağdan dökerek biraz önceki hazırladığım hamuru ortasına koyacağım. Arada bir hamuru kenarlardan çekiştirerek açmaya devam ediyorum ki incecik olsun. İlk yaptığım hamuru şimdi ortasına koyuyorum. Daha sonra Hamuru kenarlardan katlayarak zarf haline getiriyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra katmeri ters çevireceğimiz için şeklinin çok düzgün olmasına gerek yok. Hamuru orta kısımda birleştiriyorum, sıkıca kapatıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra da bir 10-15 dakika bekleteceğim, sonrasında da hemen sıcak fırına koyacağım. Fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye hazırladığım katmer çöreğimi alıyorum. Ters çevirerek tepsiye koyuyorum. Katmerin üzerine poşeti koyarak bir 10-15 dakika boyunca dinlendiriyorum. O aşamada da fırını açın, tamamen ısınsın. Katmerimizi sıcak fırına koyacağız. 10 dakika boyunca beklettim. Üzerine bastırarak yuvarlak ve ince olacak şekilde açıyorum. Kenarlardan çekiştirerek her yerini eşitliyorum. Şayet bu katmer çöreği akşamdan yapmak isterseniz bütün bu aşamalarını bitirin. Yağlayıp katladıktan sonra buzdolabına koyun. O şekilde sabaha kadar dinlendirin. Sabah da fırına koymadan önce tepsiye koyarak tıpkı benim açtığım gibi açın. Bir 10-15 dakika bekletin. Sonrasında da katmerinizi sıcak fırına koyun. O şekilde de afiyetle kahvaltılarınızda sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Katmer çöremi yeteri kadar açtıktan sonra üzerine bir adet yumurta sarısı koyuyorum. Ve fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra tamamen isteğe bağlı olacak şekilde çizikler atıyorum. İsterseniz çizik atmadan da fırına koyabilirsiniz. Görüntüsünün daha güzel olması için katmerin üzerine çizikler attım. Ve şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üstlerle fırına gönderiyorum. 30 dakikanın sonunda katmer çöreğim pişti ve fırından çıkarttım. Fırından çıkınca bir 10 dakika ilk sıcağının gitmesini bekliyorum. Sonrasında da sizlere hemen ne kadar çıtır ve güzel olduğunu yakından göstermek istiyorum. Çok az malzemeli ve yapımı oldukça basit bir tarif oldu. Umuyorum ki sizler de denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız. Altı üstü nar gibi kızardı. Dışı çıtır çıtır hemen bölerek içinin de güzelliğini yakından göstermek istiyorum. Katmer çöreğimiz mayalı olduğu için içi yumuşacık tel tel ve unu da kavurup o şekilde kullandığımız için çok da lezzetli oluyor. İnşallah sizler de denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız. Nefis bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.